Özellik Sevda Hanım çok mükemmel. Kardeşim kullanıyor. İkinci sette etkilerini göstermeye başladı. Dikkat dağınıklığı kayboldu. Odaklanması arttı diyor. Dikkat dağınıklığı kayboldu. Odaklanması arttı. İkinci sette özellik dikkat dağınıklığı ortadan kalktı. Konuya odaklanıyor artık diyor. Konuya odaklanıyor. Evet. Özellikle ilgili çok büyük detaylı araştırmalar yapılmış. Bu araştırmalarda ağrı kesici olduğu belgelenmişti. Ağrı kesici. Çok enteresan bir şey. Ağrı kesici. Birçok kanser hastası ağır acılar çekiyor. O nedenle kanser hastalarının kullanmasında veya ameliyat sonrası ağrısı sancısı olanların kullanmasında fayda var. Ağır kanser hastaları tedavi olurken kemoterapi, ışın tedavisi vesaire çok acı çekiyorlar. Ağrı çekenler için. Şimdi Paganum Harmala, bunun Latincesi Paganum Harmala güzelliği. Tohumunun ekstraktında alkaloidten beta karbolin denen etken bir madde var. Beta karbolin normal olarak yağlar, mesela zeytinyağı, çörek otu yağı vesaire. Bunlar ne içerir? Keten tohumu yağı veya tereyağı. Linolen asit, linolenik asit, araşidonik asit. Doymamış yağlar veya don yağı. Bunlar prostaglandin E1, E2'ye dönüşür. Onlar da hormonların ham maddesidir. İşte bu dönüşüm sırasında ziklooksijinaz denen bir enzim dönüşümü engelliyor. Böylece enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Enfeksiyon. Bunu belgeleyen kimdir? Profesör Doktor Sadarovski 1990 yılında bunu belgelemiş. Eğer ki bunun özellikle kullanırsanız ne olur? Sistem tekrar ayar veriyor. Böylece özellik antibakteriyel, antifungal, antiviral, yani bakteri, virüs o mantarı yok ediyor, tümörü yok ediyor. O kadar çok etkili ki ağrıları gideriyor. Profesör Kartal ve ekibi, bunları Türkmüş, maşallah. Tennessee Eyaleti Üniversitesi'nin Naif Al-Hawiti, Arap mıdır nedir? Bu da Tennessee Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmada kansere karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Özelliğin kansere karşı etkili olduğunu belgelemiştir. El-Hawiti. Yine bir çalışma, çok detaylı, çok güzel bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada kalbi güçlendirdiği, yüksek tansiyonu önlediği belgelenmiştir. Klinik araştırması. Bu da ayrı bir ekip tarafından yapılmış. Vay canına. Ayrıca bu epifiz bezesindeki kireçlenmeyi çözücü özelliğe sahip. Tesla'nın annesi Nikola Tesla yatmadan önce oğullarına her gün bir bardak özellik çayı yapıp içirmiş. Her gün. Bunun için adamların böyle beyni diğer dimensiyonlara, boyutlara açık hale gelmiş şak şak. Ben böyle bir deney yaptım. Hollanda'dan gelen bir arkadaşım dedi ki, sana milyon dolarlık bir reçete veriyorum. Hadi ver bakayım. Özellikten, özellik ekstraktı, özel bir formül ve ayahuasca. Bunu içince işte dedi,
değişik boyutlara geçeceksin falan filan. İnanmadım, kullandım. Ama hayvansal bir şey tüketmemek gerek. O çok değişik şeyler gördüm. Ama az kalsın ölecektim. Tansiyonum 26, 27, 30'a kadar fırladı. Hanıma dedim hastaneye, hemen hastaneye gittik hastanede. Orada bir sürü hasta var. Onların hepsi Esra eroin kullanmış. Onları uyuşturmuşlar, iğne yapmışlar. Öyle uyuyorlar. Ben de Esra'cı zannettim. Esra falan değil. Bitki bu dedim, bitki. Ne bitkisi? Ayahuasca. Ne bu? Anlamıyorlar doktorlar. Ne görüyorsun? Fazla kullandım. 4-5 kat etki yapmaz diye. Ondan dolayı. Yoksa az kullansam bir şey olmazdı. O kadar olmazdı. Tansiyonum çok fırladı. Ha, tansiyonu düşürmek için bir ilaç verdiler. Ama gözümü kapattığımda milyonlarca renk cümbüşü film seyrediyorum. Gözümü kapatamıyorum. Dua edersem güzel şeyler, dua etmezsem kötü şeyler görüyorum. Hanım da korkudan, o da dua ediyor, ben de dua. Baktım ki doktorlar hiçbir şey anlamıyor. Dedim ki hanıma, aktif karbon getirsinler. Aktif karbon, kömür. Eczaneden getirdiler. Meyve suyuyla karıştırdılar. İçtim. Bu bağırsaklardaki, midedeki toksik maddeyi absorbe edince birkaç saat sonra kendime geldim. 3-4 gün sürecek olan serüveni 3-4 saatte hallettik. Ha, dozajı 5 kat 6 kat fazla kullandığım için oldu. Az kullansam bu kadar sorun olmazdı. Veya hayvansal besinler çok kullandığım için oldu. Şey, inanmadığım için. Ama bugün milyon dolar verseler kullanmam. Neden? Bir başka dimensiyona geçeceğim, başka boyuta geçeceğim derken az kalsın öbür dünyaya göçecektim. Bu birçok insan astral seyahat, astral seyahat diyor. Astral seyahate gerek yok. Dünyada kalın, yaşadığınızı yaşayın. Bunun bağımlıları var. Astral seyahat, astral seyahat diye. İlle biz de isteriz, ille biz de isteriz. Yok öyle bir şey, iyi bir şey değil. Çünkü astral seyahat, bu gözlemlediğim insanlar, yapan insanlar zamanla diğer dimensiyonları, boyutları görünce bu hayatın, yaşamın bir değersiz olduğunu, yalan olduğunu, hikaye olduğunu, sanal olduğunu görüyor ve anlamsız olduğunu görüyor. Hep o alemde kalmak istiyor. Böylece hayattan kopuyor. Yaşamak, çalışmak, ailesinin, çocukların hiçbir şey düşünmek istemiyorlar. Hastalık gibi bir şey yani, madde bağımlılığı gibi. Aslında madde değil ama iyi bir şey değil yani bu. Avrupa'da, Amerika'da, orada burada yasak değil. Gidiyorlar Peru'ya, orada milyonlarca şey, 10 binlerce dolar verip seanslar yapıyorlar. Bunlar tehlikeli şeyler, iyi bir şey değil yani. Dünyada kalalım, işimize bakalım. Evet, yani özellik bizim için ne kadar önemli, konuya odaklandırıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Kalp damar rahatlatıyor. Tansiyonu ayarlıyor. Yüksek tansiyonu önlüyor. Kalbi güçlendiriyor. Taşikardi, bradikardi gibi kalp atış anormalliklerini önlüyor. Her türlü tedavide, özellikle kemoterapinin yan etkilerinden dolayı ağrıları, sancıları olan insanların ağrıları dindirici. Ağrı için çok çok etkili. Mükemmel bir bitki. Astral'a mastral'a düşünmeyelim çünkü astral'ın sonu iyi bir şey değil. Astral derken kişi hayatı kararabilir.